söylüyorsunuz siz acaba? Remziye yenge, böyle kapı kapamalar, esrarlı laflar falan hayırdır yenge ya? Yok bir şey oğlum. Hayırdır hayır. Acele. Ha. Kızı alacaksın da başka bir yolla alacaksın. Nasıl başka bir yolla yenge? Kaçıracaksın. Kaçıracağım mı? Ya sus. Sessiz ol. Bunun başka yolu yok. Fatma'yı kaçırıp işi orada bitirivereceksin. Senin ağzının dediğini kulağın duyuyor mu yenge? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Vallahi sen bilirsin. Yani bu iş öyle bir iş olsun ki Kamuran Bey de, Necip Bey de, hatta Elif Hanım da bu işe rıza göstersin. Yoksa başka türlüsü ne olacak biliyor musun acele? O kara bayram olacak Sisi, Fatma'yı alacak, kendine kara edecek. Ne öyle bakıyorsun lan? Ne oldu? Ha? Bak. Ya kızı kaçıracaksın. Ya da kara bayram elinde sonunda Fatma'yı alacak. Sen de böyle ha? Avcunu yalayacaksın. İyi de. Nasıl olur yenge? Nasıl olacak lan? Ay nasıl olur diyor. Oğlum sen aslan gibi delikanlısın ya. Remziye yenge. Yenge ben... Ben Fatma'yı teliyle, duayla istediydim. İstiyorum. Ben böyle bir şey Fatma'ya nasıl ha? Yenge, kurban olayım, kulun köpeğin olayım, bunun başka bir yolu yok be. Yok, bana bak Haceli, sen bu kızı istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorum. O zaman böyle alacağım. Ben bunu yapamam yenge, yok, yok, yok. Yok. Oğlum bunun başka yolu yok. Ben böyle bir şey Fatma'ya yapamam yenge. Yok, yok, tövbe, tövbe, tövbe. Yapamazsın öyle mi? O zaman bu işi senin yerine başkası yapacak. Fatma Karabayram'ın bebelerini doğurduğunda sen yapabilecek mi? Karataş'ta yapabilecek mi? Acele!